Crush'ta oyunumuzu ilerletmenin iki tane yöntemi var. Geleneksel olarak birinci yöntem sürekli maç yaparak, kazanan oyuncuların davranışlarını izleyerek. Fakat bir performans oyuncusu olarak squash'ımızı ilerletmek için yapmamız gerekense temel teknik hareketleri güzelce öğrenip onları geliştirmek için düzenli antrenmanlar yapıp maç tecrübemiz için de düzenli olarak turnuvalara katılmaktır. Bu iki yol arasında kendimizi geliştirmek için uçurum denecek bir zamanlama faktörü vardır. Birinci yöntemle gelişmiş bir oyuncu olmanız yaklaşık 10 yıl alır. Fakat ikinci yöntemle 7 yıl içerisinde dünya çapında bir oyuncu olabilirsiniz. Bu sizin ne kadar zaman ayırdığınıza, nasıl konsantre olduğunuza, nasıl bir hocayla çalıştığınıza ve antrenman, uluslararası maçları ne kadar takip etmenize bağlı olarak değişir. Elbette ki bizim tavsiyemiz ikinci yöntemdir. Performans oyuncusu olup üst düzeye ilerletmek isteyenlere. Burada da Türkiye şampiyonumuz Ergin Yörükoğlu'nun takım arkadaşlarıyla yaptığı bir antrenman görünüyor. Yine squash nasıl bir oyun? Burada Esma ve Zeynep Kabakçı kardeşleri Türkiye şampiyonumuzdurlar. İzlemiştik. Burada da Ergin Yörükoğlu, Levent Uğurlu ve Can Güler arkadaşlarımız antrenman sırasında var. Yine kısıtlı bir oyun oynanıyor. Yani belli vuruşların yapıldığı, diğer vuruşların yasak olduğu bir antrenman şekli. Bu antrenmanlarda vuruşlarımıza daha çok konsantre olup onları uygulamada yaşadıkları zorlukları düzeltme şansı buluyoruz. Tabii ki öncesinde bu vuruşları tek tek mümkün olduğu kadar daha yoğunlaşmış olarak çalıştıktan sonra bu tür kısıtlı oyunlarla onları iyice maç atmosferine taşımaya çalışıyoruz. Arkasından bir vuruş çalışmasının arkasından o günkü yaptığımız maçta da çalıştığımız vuruşlara daha çok yoğun olarak konsantre olup onları daha çok uygulamaya çalışıyoruz. Bu yöntem biraz daha uluslararası bir yöntem. Tabii ki bazı ülkeler kendi farklı eğitim metotlarını uygulayabiliyorlar ama aşağı yukarı bütün dünyadaki squash'ta ilerleme metodu daha çok bunun üzerine kurulu. Vuruşu çalış, vuruşu kısıtlı oyunlarla antre et. Sonra o maçta, o gün o civardaki maçlarda da daha çok o vuruşa konsantre ol. Bütün parçaları çalışarak üst düzey seviyeci haline getirmeye çalışın.